Merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sardunyalarla ilgili çok önemli bilgiler vereceğim. Özellikle bu dönemlerde nasıl bakım yapmalıyız, çoğaltma yapılır mı, toprak ve saksı değişimi nasıl olmalı? Bunlarla ilgili birkaç bilgi vereceğim arkadaşlar. Bakın şu anda benim de çok yeni böyle toprak değişimi yaptığım sardunyalarımı gösteriyorum sizlere. Toprağımız gayet güzel, havadar, geçirgen ve besleyici bir toprak. Eğer sardunyalarınızın bahar başlangıcından itibaren yaz sonuna kadar çiçekli kalmasını istiyorsanız onlara bahar bakımı yapmanız şart. Özellikle toprak ve saksı değişimine çok dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela bunların toprağını ben yeni değiştirdim. Eğer hiç budama yapmayacaksanız uygun büyüklükte saksılara dikmenizi tavsiye ederim. Budama yaptıktan sonra çoğaltmayı düşünüyorsanız orta büyüklükte bir saksıyla yolunuz devam edebilirsiniz. Mesela bunu yeni diktim. Bakın hemen şuralardan yeni yeni filizler patlatmış. Yeni yapraklar vermeye devam ediyor. Ve yakında da tomurcuklanacaktır. Şunu da kırıp hemen toprağa dikmiştim arkadaşlar. Bakın şöyle şuradan kestim. Hemen şu elimi koyduğum yerde böyle minik minik yapraklar vermeye başlamış. Özellikle bitki çoğaltmak istiyorsanız bu dönemi seçebilirsiniz. Sardunyalar, begonyalar, bütün bitkiler için geçerli bir dönem. Mesela bunun bakımını henüz yapmadım. Toprağının değiştirilmesi gerekiyor. Şu anda yeni tomurcuklar veriyor ama çok da bakımlı görünmüyor. Bahara bu şekilde girerse yani tomurcuklanma dönemi çok uzun sürmeyebilir. O yüzden bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hemen diğer tarafa geçtiğimizde bakın bunları da böyle minik minik çelikler halinde yeni topraklarına diktim. Mesela şu diktiğim en minik filizlerden bir tanesi. Bakın gayet güzel gidiyoruz şu anda. Çok yeni diktiğim için henüz kök yapmamış ama yakında kök yapmaya başlayacaktır. Böyle toprağa dikip hafif bastırıyoruz arkadaşlar. Çok ıslatmamaya çalışıyoruz. Toprağımızın hafif nemli olması yeterlidir. Kök yapması için kuruyan yaprakları tabii ki alıyoruz. Bu da yine yeni diktiğim ceylan göz sardunyalarımdan bir tanesi. Hemen alt tarafta bakın henüz bakımını yapmadığım bir sardunyamı görüyorsunuz. Bunun budanması gerekiyor. Toprağının da değiştirilmesi gerekiyor aynı zamanda. Çünkü bakın toprağımız artık bütün verimliliğini kaybetti. Yaklaşık 2 yıldır bu toprakta. Sardunyalarımı ben en fazla 2 yıl aynı toprakta bırakıyorum. 2 yıl sonunda kesinlikle toprak değişimi yapıyorum. Bakın ona rağmen yine yeni yeni filizler ve tomurcuklar vermeye devam ediyor. Hemen diğer tarafta yeni diktiğim sardunyalarımı görüyorsunuz. Bunu çelikten dikmiştim. Yaklaşık 10-15 gün oldu bunu dikeli ve tomurcuk vermeye başladı. Bakın bunlar özel tür sardunyalar. Buralara da böyle kestiğim çelikleri diktim köklenmeleri için. Şimdi asıl şurada ben size çok önemli bir şey göstermek istiyorum. Bu benim pembe sardunyam. En eski, en vefakar sardunyalarımdan bir tanesi ve çok sevdiğim sardunyalardan bir tanesi. Gördüğünüz gibi şu anda gayet güzel büyüyor ama ben bu sardunyamı budama yaptım. Bakın gövdesinden de gördüğünüz üzere gayet böyle olgunlaşmış, odunsulaşmış bir gövdesi var. Yani yaşlanmış artık. Bu tarz sardunyalardan yeni çelikler alıp yeni saksılarda yedeklemeler yapabilirsiniz. Benim burada size asıl göstermek istediğim toprak değişimini ne zaman yapmanız gerekiyor ve bunu nasıl anlarsınız? Mesela şuradan görüyorsunuz bu toprak artık böyle kalıplaşmış bir toprak ve verimli olmayan bir toprak haline gelmiş. Çünkü toprağımız şöyle tuttuğumuz zaman kalıplaşmış artık böyle nasıl örümcek ağını örer de böyle tuttuğunuz zaman kalıp şeklinde ip gibi uzanır ya o şekilde elimize geliyor ve kaldırdığımız zaman da bakın böyle toprak bütün bir şekilde sardunya ile birlikte yukarıya çıkıyor ve toprağımız da oldukça azalmış saksımızın altında. Artık bu toprağımızı değişmemiz gerekiyor. Bu da budadığım dallardan bir tanesi arkadaşlar. Şöyle saksının dibine bıraktım bakın. İki yerden filiz vermiş durumda. Şöyle iki yerden minik minik filizlerimiz var. Yani toprağımızı değişmemiz gerekiyor. Bahara bu şekilde girersek hem verimli bir çiçeklenme dönemi de geçirmeyiz. Hem de bitki artık çiçeklerini besleyemediği için tomurcuk üretmekte çok zorlanır. O yüzden
Bu mevsimlerde özellikle toprak değişimi çok önemli. Mesela bu benim böyle yeni aldığım bir toprak. Toprak videomu da izleyebilirsiniz. Oradan nerelerden, işte toprağa hiç para vermeden nasıl toprak alıyoruz, hangi toprakları tercih etmemiz gerekiyor. Oradan, o videodan izleyebilirsiniz. Bu da ceylan göz sardunya çoğaltmaya çalışmışım arkadaşlar. Ceylan gözler biliyorsunuz diğerlerine göre biraz daha nazlı oluyorlar. Hemen diğer bitkilerimi göstereyim. Bakın bu sardunyam da yine ceylan göz sardunya. Geçen yıl almıştım, videosunu da çekmiştim. Bunun da yine toprak değişimini yaptık. Hemen şöyle göstereyim sizlere bu güzellikleri. Ve bundan sonra şeylere geçeceğiz arkadaşlar. Artık çiçekli sardunyalarıma geçeceğiz. Burası ayrı bir balkon. Onlar farklı bir balkonda. Bu balkonum çok daha sıcak oluyor. Ve şu tepe çeliklerini niçin aldığımı ayrı bir videoda sizlere açıklayacağım arkadaşlar. Şimdi hemen diğer balkona geçelim. Buradaki sardunyalarımı gerçekten çok seviyorum. İnanın kış boyuna beni hiç çiçeksiz bırakmadılar. Bunu yine geçen yıl aldığım sardunyalarımdan hatırlarsınız. Videosunu çekmiştim bol bol. Bakın çiçek açmaya başlamış ve üstünde yine tomurcuklarımız da var. Bu neyin sonucu? Bulunduğu koşulların çok daha güzel olduğunun, havaların, saksının ve toprağın güzel olduğunun, yerin sevdiğin anlamına geliyor arkadaşlar. Bakın bunlar tomurcuklarımız. Havaların da ısınmasıyla birlikte bakın sardunyalarım böyle teker teker tomurcuklanmaya ve çiçeklenmeye devam ediyorlar. Dediğim gibi beni Instagram'dan takip edenler bilirler. Böyle yaz kış açan sardunyalarım bunlar arkadaşlar. Aşırı soğukta bırakmadığınız takdirde sizlere kış boyuna çiçekler verirler. Bahar geldiğinde de böyle her yerlerden bakın şöyle tomurcuklarını patlatırlar. Eminim ki bahara cümbüş var. Artık bu saksın böyle çiçeklerden görünmeyecek diye ümit ediyorum ve o günlerin gelmesini heyecanla bekliyorum arkadaşlar. Bakın bu sardunyam da yine birkaç yıllık ama toprağımız öyle çok eski değil. Yani bu yıl aslında bu toprakla idare edebiliriz. Şöyle siz çok net göremiyorsunuz ama hemen diğer sardunyamı da göstereceğim onu arkadaşlar. Toprağının böyle verimli olduğunu nasıl anlarsınız? Tabii ki ilk başta kaç yıl bir sardunya aynı toprakta kalıyor? 2 yıldan fazla kalmaması gerekiyor. Onun dışında böyle elinize bir çubuk alacaksınız. Toprağını karıştırmaya başlayacaksınız. Eğer toprağınız böyle gevşekse, İşte çok rahat karıştırabiliyorsanız, böyle kum gibi olmamışsa toprağımız verimli bir topraktır. Onun dışında eğer saksını değiştirmek, toprağını değiştirmek istemiyorsanız kesinlikle besin vermelisiniz. Besin de Mart sonu, Nisan başı gibi vermeye başlayabilirsiniz baharla birlikte. Bakın yine tomurcuklarımız, bol bol tomurcuklarımız var. Eğer besin vermezseniz arkadaşlar tomurcuklanmada ve çiçeklenmede zorluk yaşayabilir toprağını değiştirmediğiniz sardunyalarınız. Bu sardunyam böyle. Hemen diğer tarafta beyaz sardunyam var. Özellikle onun toprağından sizlere bu toprak konusunu böyle ayrıntılı bir şekilde anlatmak istiyorum. Bakın bu da yine çok güzel açmış ve böyle oldukça yoğun tomurcuklanan bir tür. Sardunya türlerinden bahsetmiştim sizlere. Budur sardunyalar, işte sarmaşık sardunyalar. Birçok videom var. Yine kanalımdan bakabilirsiniz. Bakın bunun toprağını göstereceğim. Hemen zaten sabah saatlerinde sulama yapmıştım. Toprağımız nemli. Yine elinize bir çubuk alıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle toprağını karıştırmaya başlıyorsunuz. Yine toprağının çok güzel olduğunu görebiliyorsunuz şu anda. Çünkü şey gibi değil. Böyle içinde minik kökler yok. Ondan sonra çok kolay karışıyor. Kum gibi olmamış. Bunun, bu toprağın verimli olduğu anlamına geliyor. Yani aslında değiştirmeye gerek yok ama sizin yine de içiniz rahat etmiyorsa tabii ki değiştirebilirsiniz. Eğer değiştirmek istemiyorsanız dediğim gibi kesinlikle besinle takviye yapın arkadaşlar bitkilerinize. Böyle baharda bol bol çiçekli olması için onları bahara çok güzel bir şekilde hazırlamamız gerekiyor.
ki bize bol bol çiçek açsınlar, bol bol böyle içimize neşe katsınlar arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, bir kalp atmayı, bir yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız gerçekten çok memnun olurum. Soracak olduğunuz sorularınızı yine bu videonun altından sorarsanız sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıkla ve huzurla kalın. Hoşça kalın.